Hayır İsmail, neler söylüyorsun sen? Derse ekemeyiz. Daha yeni barıştık. Şimdiden derse asmak mı olur? Kısacası İsmail, bugün gerçekten okulda olman gerekiyor. Çünkü bugün gerçekten de çok güzel görüneceğim. Eğer okula gelmezsen güzelliğimi görmekten mahrum kalırsın. Bahane kabul etmiyorum İsmail. Okulda görüşürüz. Tamam, öpüyorum, görüşürüz. Sevgili günüm. Ama hayalimdeki prens olmadığı ortaya çıktı. Hey Dana, ne yapıyorsun? Ders mi çalışıyorsun? Kapıyı çalmadan kız kardeşinin odasına girmen doğru değil. Günlüğünü görebilir miyim Dana? Bir sırrım var demek. Dayana, yine Smile'la mı barıştın? Evet, barıştık. Senin ilişkin nasıl gidiyor? Ayrıldık. Aa, çok yazık. Harika bir ikiliydiniz. Ne oldu ki? Neden ayrıldınız? Erkek arkadaşımın bana değer vermesi gerekiyor Dayana. Bir cep telefonla değil. Aa Dana, ne zaman bu kadar büyüdün sen? Ama doğru söylüyorsun. Senden öğreneceklerim var. Odama neden geldin Dayana? Söylesene. Para mı lazım yine? Lütfen Dana, hiç param kalmadı. Ama hepsini sana geri vereceğim. Hatta daha fazlasını. Biliyordum Dayana. Geri getirmezsen anneme söylerim ama. Sen dünyadaki en iyi kardeşsin Dana. İki katını geri vereceğime söz veriyorum. Tekrar teşekkürler. Teşekkür yeterli değil Dayana. İki katını bekliyorum. Evet Dayana, bakıyorum da gecikmişsin. Evet, sensiz antrenmana başladık. Tamam. Hadi kızlar. 1, 2, 3. Zafer, zafer. Tavşanlar 1 numara. Zafer, zafer. Tavşanlar 1 numara. 1, 2, 3. Zafer, zafer. Tavşanlar 1 numara. Beni tebrik edin çocuklar. Tebrikler Smile. Umarım Dayana ile bir daha hiç ayrılmazsınız. Evet çocuklar, umarım ayrılmayız. Dayana ile güzel bir ilişkimiz var şimdi. Bazen kavga etmek iyi oluyor tabii. Smile, seninle konuşmamız lazım. Evet, ciddi bir konuşma. Dayana'nın hayranları da gelmiş bakın. Bana bak Dima. Bıktık senden artık ya. Bu kez ne istiyorsun? Benimle konuş istersen. Hey, ne diyorsunuz siz? Dima Smile'la tek başına birebir konuşmak istiyor. Korktun mu Smile? Dışarıya çıkın çocuklar. Ne istediğini öğreniriz şimdi. İnşanslar, çok hırpalama sakın. Dışarıya çıkıyorum Dima. Ekosya, sen kal. Gel bakalım Smile. Ne istiyorsun Dima? Dayana'yı üzme mi diyeceksin yine? Aslında ilişkimiz iyi gidiyor. Sen bu okulda olmasaydın Dayana ve ben harika bir çift olacaktık. İlişkimiz önünde bir duvar gibi duruyorsun. Bunlar boş konuşmalar Dima. Bir şeyler yap. Onunla kavga edeceğini söylemiştin. Kavga etmek mi istiyorsun? Hadi o zaman. Seninle kavga ederim Smile ama ellerimi kirletmek istemiyorum. Dayana'yı yüzünü duyarsam buna söz veremem ama. Pekala Dima. Sana inanıyorum. Kız arkadaşıma asılmaya devam edersen o zaman ben de söz veremem. O zaman şu kalkanların bile seni koruyamaz. Hadi Dima. Anladın mı? Her şeyi söyledim. Bugün olmaz Kosya. Kendimi iyi hissediyorum. Sana bir tavsiye vereyim. Kendine 8. sınıflardan bir kız bul. Beni hayal kırıklığına uğrattın Dima. Ne? Smile'la kavga edeceğini söylemiştin ama etmedin. Anca havaya sıkıyorsun. Benden bir şüphen mi var Kosya? En yakın arkadaşım Smile'la kavga etmemi istiyorsan hemen ederim. Gel buraya Smile. Tamam, sakin ol. Rabia'm, hadi ben de yazayım. Karşılığında ne alacağım peki? İşte bunu. Şimdi kimle konuşuyorsun? Rin'le konuşuyorum. Bir amigo olmadığını, sadece bir yedek olduğunu öğrendim. Peki ya Yana? Hayır, hayır. Yana ile barışmamın imkanı yok. Hadi bros, manken olmamız gerekiyor. Etrafta bir sürü manken kız var. İyi bir fikir. Bizi kesin severler. Kız arkadaşımın uzun olması gerçekten çok istiyorum. Çok uzun olsun ya. Demek beni kullandınız. Yedek oyuncuyum ben yani. Amigo değil miyim ben? Seni bu konuda uyarmıştık. Şimdi 3 kişiyiz, 4.'ye ihtiyacımız yok. Bu yüzden bizi rahat bırak ve koridorun diğer tarafına, eziklerin olduğu yere git. Aa öyle mi? O halde yedek bir oyuncuya ihtiyacınız olduğunda yeşil saçlı sizin yanınızda olmayacak. Ben de tavşan takımının yedek oyuncusu olurum. Herkese selam. Kurabiyem, ben de onun parfümünden istiyorum. İsmini söyle yeter Julie. Öğrensem iyi olur. Dayana Dayana, seninle konuşmam gerek. Tavşan takımı onu kabul ederse ne olacak? İnan bana, yeşil saçlı takımlarını almayacaklar. Dayana Dayana, ikinci en yakın arkadaşın olabilir miyim lütfen? Benim gibi bir arkadaşın hiçbir zaman olmayacak. Ne yeşil saçlı? İnsanın sadece bir tane en yakın arkadaşı olabileceğini biliyorsun. Benim de bir tane var. Sen çok hoş bir kızsın. Başkasının en yakın arkadaşı olabilirsin. Takımına gerçekten çok katılmak istediğimi görmüyor musun Dayana?
Kurbağalar beni kullanıyor. Onlar için hayat kurtarıcıyım. Yedek oyuncuyum. Takımımızda yer yok yeşil saçlı. Ayrıca seni takıma alırsam o zaman birisini takımdan atmam gerekir. Kimi takımdan çıkarabilirim ki? Mary'i takımdan at. Çok da iyi değil o. Gidip Mary'i buraya kadarmış. Artık Tarşan takımında değilsin çünkü senin yerine yeşil saçlıyı aldım diyemem ki. Dayana lütfen. Aa evet yeşil saçlı. Ayrıca senin Smile'den hoşlandığını hatırlıyorum. Bu yüzden takımımda bir rakip olsun istemem. Ne yapacağım ben Çapa? Kurbağalar takımında olmak istemiyorum. Tavşanlar takımına katılmak istiyorum. O halde tavşanlar takımına girmek için her şeyi yapacağım. Çapa! Sevgili Ice. Lütfen Ice. Dalga mı geçiyorsunuz? Neden bana sevgili diye sesleniyorsunuz? Nasya bunu duyarsa saçlarınızı yolar sizin. Aa ne kadar da soğuksun Ice. Tıpkı bir dondurma gibi. Sana ne kadar iyi davrandığımızı bilmiyor musun? Bu yüzden bize iki tane sakız ver lütfen. Bugün randevumuz var. Nefesimizi tazelememiz gerekiyor. Bugün neden bu kadar iyisiniz kızlar? Ayrıca kim sizinle bu kadar kötü kızlarla randevuya çıkmak ister ki? Biz kötü kızlar mıyız Ice? Aslında çok iyiyiz. Özel bir ilgi görmemiz gerekiyor sadece. Sakız almamıza izin verecek misin? Tamam, iki tane sakız alabilirsin canım. Parasını yarın verin yeter. Teşekkürler Ice. Ice'ı kandırmayı başardık. Alayla hiç bu kadar yalaka olmamıştım. Ama yana bu kanıtlanmış bir yöntem. Merhaba kızlar. Ben siz antrenmanınız nasıl geçti? Güzeldi. Bugün antrenmana neden tekrar geç kaldın? Diana Smile'la barıştınız doğru mu? Barıştılar Mary söyledim ya sana. Bizi ilgilendirmiyor kızlar. Bu maskot kostümünü kim getirdi buraya? Ona bakamayız Diana. Kötü anılar aklıma geliyor. Smile'la barıştığımı herkes nasıl biliyor anlamış değilim. Aramız gerçekten de çok iyi. Nasıl lütfen kalk şuradan. Hemen hazırlanmam gerekiyor. Sana ağzını tutmanı söylemiştim. Neden pat diye söylüyorsun? Ne olmuş yani söylediysen? Her şeyi duyuyorum kızlar. Şimdi önemli meseleler hakkında konuşalım. Bakın yeni bir maskota ihtiyacımız var. Maskot seçmeleri için reklam verelim. Seçimleri uzun zaman önce duyurmuştuk zaten. Ama tek bir normal çocuk bile bize yazmadı. Siyah saçlı olanı sevmiştim aslında. Adı neydi? Mary. Takımımızın uğru olamaz o. Rasta saçlarını çok sevmiştim. Aa pekala kızlar. Başka bir grup için bir reklam daha paylaşacağım. Ve kesinlikle bir maskot bulacağız artık. Önemli olan maskotun hoş bir çocuk olması. Hayır Nasya, önemli olan hareketleri yapabilmesi. Diana selam. Neden bugün antrenmanıma gelmedin ve beni güzelliğinden mahrum ettin? Smile selam tatlım. Bugün okula gelmen çok güzel. Bu arada sana çok güzel bir teklifim var. Nasya'nın, Ice'ın, Knopa'nın, Timur'un ve tabii ki de senin gelip Noel ağacını birlikte süslememizi istiyorum. Nasıl fikir? Hoşuna gitti mi? Diana ben ne olacağım? Seni çok seviyorum Mary ama senin sevgilin olmadığı için bizimle sıkılmanı istemiyorum. Sıkılırsan ne yaparım ben? Aa harika bir teklif. Biz varız. Sevgilin yok derken neyi kastediyorsun? Max beni beğeniyor musun? Ne? Max kabul etsen iyi olur. Diana'nın evinde Noel ağacı süsleyeceğiz. Çok güzel ve eğlenceli olacak. Ben ve ağaç süslemek mi? Max ağacı birlikte süslerken çok eğleneceğiz. Evet, ağacı seninle süslemekten çok memnun olacağım. Mükemmel. Hadi biraz eğlenelim. Ben gelemem Diana. Ailemden izin almadım. O zaman izin al. İzin vereceklerini sanmıyorum. Gelmek istemiyor musun Knopa? Tabii ki gelmek istiyorum. Timur da orada olacak. O zaman ben hallederim. Gördün mü Layla? Diana tekrar okulun yıldızı oldu. Smile'la da barıştık. Onun için her şey bu kadar iyiyken nasıl şaşırdığımı düşünebiliyor musun? Benim için de oldukça şaşırtıcı yana. Ama biliyor musun sen de iyi veya kötü anlamda bir yıldız olabilirsin. Diana nasıl anlamda bir yıldız peki? İyi anlamda. Görürsün Layla görürsün. Diana'ya okulun kötü yıldızı yapabiliriz aslında yana. Nasıl yapacağız? Son zamanlarda başarısız oluyoruz. Diana ve Smile tuvalette öpüşene kadar bekleyebiliriz. Ve hemen Mike hocanın yanına gidip ispiyonlayabiliriz. Tuvaletteki öpüşmelerden hoşlanmadığını biliyorsun. Aynen öyle. O zaman iyi değil de tuvalette erkeklerle öpüşen kötü bir yıldız olur. Pekala Yana. Şimdi Diana'ya okulun kötü yıldızı yapacağız. Sen de şu kurabiyeleri yemeği kes. Hadi gidelim. Ice, Ice bir sosisli verir misin lütfen? Antrenmanım yaklaşıyor. Bizim de antrenmanımız var. Çocuklar ben de bir tane latte istiyorum. Sıraya girin. Ne istiyorsun Patrick? Bir tane sosisli. Sosisli.
Ice, lütfen. Ne hamburger, lütfen. Ne hamburger istiyorum. Ben de bir tane latte istiyorum. Ice latte istiyorum. Bu sırada ne böyle? Bırakın da geçeyim. Yeşil saçlı sıraya gir. Bro selam. Bana bir çörek al lütfen. Neden ben? Tamam. Bir tane daha çörek Ice. Kızlar amigolar olarak çörezliklerden nasıl da farklı olduğumuza bir bakın. Yeşil saçlıdan da farklıyız. O bile amigo olmak istiyor. Yeşil saçlı asla amigo olamayacak. Tamam bağırmayın. Gidin ve oturun. Herkese siparişini getireceğim şimdi. Bana bir çörek sipariş ettin bros. Bana karşı bir şeyler mi hissediyorsun hala? Hayır öylesine sipariş ettim sadece. Herkese afiyet olsun. Teşekkürler Mark hocam. Ice duble carbonara istiyorum. Sınavlarınızı kontrol ettiniz mi Mark hocam? İyi bir not aldın mı? En sevdiğimiz öğretmen olduğunuzu biliyorsunuz değil mi Mike hocam? Herkesten çok sevdiğimiz öğretmen. Kontrol ediyorum kızlar. Sizinkileri daha bakmadım. Umarım iyi notlar alırsınız. Görünüşe göre iyi gününde değil. Biz de en sevdiğimiz hocamız sizsiniz deyip duruyoruz. Onun üzerinde işe yaramıyor kızlar. Kısacası bugün ailem evde değil çocuklar. Bu da demek oluyor ki... Dayananın evinde kimse yoksa eğlenceli olacak demektir bu. Hadi korku filmi izleyelim. Hayır, sadece daha güzel bir şeyler izlesek. Umarım Ice da gelir. Layla hadi gidelim. Şimdi biz çıkıyor muyuz Max? Acele etme Mary, bu çok hızlı oldu. Biz ne zaman çıkacağız Nopa? Çoktan çıkıyor gibiyiz zaten. Pek ciddi değiliz sadece o kadar. Ice gelmek istemezse onu ikna eder misiniz? Teşekkür ederim. Sizin arkanızda olmaktan ve erkek arkadaşımın olmasından çok memnunum. Biz de çok memnunuz. Diana neden bu kadar uzun sürdü? Tamam Smile gelebilirsin. Ama Smile bir şey olursa, misafirler uygunsuz davranırsa bana yardımcı olur musun? Tabii ki olurum Diana. Teşekkür ederim Smile. Yana duydun mu Diana ve Smile tuvalete girdi. Bu da demek oluyor ki... Gidip Mike hocaya söylememiz gerekiyor. Aynen öyle. Şimdiden diyorum, onu böyle böyle döveceğim. Evet biliyorum, bana söylemene gerek yok. Burası da her zaman kapalı. İçeride kim var? Futbolcular. Gördünüz mü Mike hocam, sizi kandırmadık. Orada öpüştüklerini size söylemiştik. Okul kurallarını biliyorsun Diana. Bunu nasıl açıklayacaksın şimdi? Bildiğiniz gibi Smile benim erkek arkadaşım Mike hocam. Ayakkabılarımı temizlememe yardım ediyordu. Vay canına kızlar. Okulumuzun yıldızı kuralları çiğniyor. Elim kaşınmaya başlıyor. Dima öğretmen burada. Eğer hoca olmasaydı çoktan yumruğu indirmiştim. Neden hepiniz bana böyle bakıyorsunuz? Alnımda bir şey mi yazıyor? Diana bir yıldız. Her istediğini yapabilir. Evet kötü şöhrete sahip bir okul yıldızı. Siz de gördünüz Mike hocam. Diana kendine bunu nasıl yaparsın? Kızlar basketçiler. Hadi acil süslemeye gidelim. Ayaksi, yanlış bir şey yaptığımı düşünüyor musunuz çocuklar? Bence yapmadım. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Mike hocam. Diana. Ona ceza vermeyecek misiniz?